Ayşegül, nasıl buldun cheesecake'i? Olmuş mu? Kadir Bey, şöyle söyleyeyim. Benimki yanmış ama... Hani arkadaşlara göre benimkinin aynısı olmuş. Yanmış altı. Hani benimki yanı kabul edersek bu da yanmış. Ha, can çok kızarmış kabul edersek bu da çok kızarmış. Hangisini söyleyeyim? Bilmiyorum, oylama mı yapalım? Bence yapalım çünkü... Yapalım. Sizinki birinci, baktım çünkü sizinki aynısı. Birinci çıkar. Bakın. Yok. Bir çevirir misin? Bize de göster. Ay! Tamam, neyse, olsun olsun. Önemli değil, önemli değil. Tamam, önemli Kadir değil. Kadir Bey, iyi misiniz? Ben iyiyim, iyiyim. Havan, sıkıntı yok. Üstüme gelmedi. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Tamam, masa emdi zaten suyu. Gördünüz mü? Yalnız şey, kalkarken dikkat edemedim. Tamam, problem yok. Neyse. Nasıl bir cheesecake'se ortalığı yıktı. Tamamıyla... Havacım, sen bak istersen buyur. Altında bir şey yok. Evet, şurası tamam. Fazla kızarmış. Tamam, fazla kızarmış mı, yanmış mı? Hayır, ben zaten uçları yanmış ama sizin bir dakika değil. Hava Hanım, bu fazla kızarmış mı, yanmış mı? Fazla kızarmış, yanı kokusu yok. Bu fazla kızarmışsa o zaman benimki de fazla kızarmış. Bu Ayşegül yanmışsa Hanımcığım, ben kendiminkini yanmış kabul ediyorum Ayşegül bugün. Ayşegül Hanımcığım, ben son sizinkine... Son gün olduğu için soruyorum. Bu fazla dakika mı kızarmış, yalnız, yanmış mı? Tamam, ben orayı silerim. Ama olmaz öyle. Yani... Şey, birincisi, ben sizin kavura bastı. Çantık neydi? Cantık. Cantık. Ben yanmış demedim, bana tam tersine yanmamış gelmişti. Size mi yanmamış gelmişti? Bana yanmamış gelmişti. Olabilir, size yani, soru hani, soruyorum. Bana öyle şeyli konuşunca yüksek yok. Sesle, evet, bu tarafı fazla kızarmış. Tamam. Ama yanı kokusu yok, yan, altında da normal. Kokusu yani. Şu an buram buram burnuma geliyor. Sizi, ya bugün zaten herkese geliyor. Beğenmedim Ayşegül. Şöyle söyleyeyim, zaten tamam yanmış ya da fazla kızarmış artık neyse. Hı. Ama mesela şunu yapmak bir marifet bana göre. Bunu da yapabilmiş bence. Kremasını. Evet. Çünkü bunun en büyük özelliği şu kremayı tutturabilmek. Ama zaten menüz de kolaydı. Kolay. Yani normal. Afiyet olsun. Peki, afiyet olsun. Tabanı çok kalın olmuş. Bir. Ben bunu bir dil, iki dil, üç dil, dört, beş kere yaptım. Bir de fırına su koydunuz mu? Hayır, pişirirken koymadım. İşte ondan böyle olmuş. Şöyle kek kalıbımın yan kısmının bir kısmı, yani yarısı, ben onu fark etmedim. Yarısı soyulmuş. Hayır hayır, yanmasından demiyorum. Ha. Altının çok böyle sert olmasından diyorum. Ben böyle yapıyorum. Yani ben hiçbir zaman su koymadım. Ha, biraz önce dediniz şu... ya, olması gereken cheesecake'te... Ha, tamam, sizin su... olması gerekeniz o, benim hayır, olmam. Sizin değil. Ha. Bütün tariflerde cheesecake yaparken ya da Sebastian yaparken bir kase koy. Pansfanya'da mesela yaparken bazen... Sen Sebastian'da mecburu koyacaksınız. Ha. Ben cheesecake'te ilk defa duydum. Evet, koymanız gerekiyor. Çünkü altı çok, kalın olmuş. O yüzden tak tak... Kırılıyor. Ha. Ya ben beğenmedim. Peki, tamam, sadece üstü olsun. Limonlu tarafı güzel. Sude. Geri kalanı beğenmedim. O jölesini çok beğendim. Jölesini onu tutturmak doğal, güzel kendisi yaptı. Yani kendi. Çok güzel. Nazik Hanım. Buyur Kadir Bey. Beğendiniz mi? Ben bu rengi de zerdeçal verdi. Ben çok bunu güzel. Hiç yapmadım. Gıda boyası döküyorsun çok az ya da zerdeçal. Benim kızım yapmıştı bir kere, büyük kızım. Hı-hı. Yani yapmadım, yaptım. Nasıl doğrudur, yaptım? Olabilir, olabilir. Yap, yani, hoşuna o, gitti mi tadı? Yok, o da getirdi. Kızım bu ne dedim, guru dedim. Hani onunkinde üstünde de böyle sarı değil de öbür şey jöle. Bunun her şeyi yapılabiliyor. He. İşte çilekli yaparsınız, vişneli yaparsınız. Vişneli yaparsınız. Yaparsınız, her çeşit yapılıyor. Ondan duydum, benim kızdan duydum. He. Anne bu cheesecake dedi. Hani ben böyle şeyleri yiyip hı-hı ya da yapmadığım için detayına çok girmem, normal. İncelemem. Çok normal. Hani gittiğim yerde de... Şu an hoşuna bakan, gitti, bu o önemli bizim için. Gerçekten hoşuma gitmedik Kadir Bey. Bilmiyorum... Ayşegül afiyet olsun. Yaptı da hani ondan evet, sonra. Evet, herkesin eline koluna sağlık. Hava Hanım, sizin de elinizde kolunuza teşekkür sağlık. Ederim. Koca bir haftayı geride bıraktık sevgili seyirciler. Evet. Biraz zor oldu. Bu hafta bayağı böyle bir atışmalı, tartışmalı oldu. Yemekleri genel olarak beğenmediler yani bu hafta boyunca. Ben çok nadir böyle ağzınızdan evet bu yemek lezzetli olmuş, güzel olmuş lafını duydum. Açıkçası zor bir hafta oldu. Zor bir haftanın ardından bakalım puanlama nasıl olmuş. En önemlisi, bu masadan 50.000 TL ile kim kalkacak onu merak ediyorum. Hazırsanız puanlamaya gidelim, ardından merakımızı giderelim, birinciyi açıklayalım. Haydi buyurun. Hava Hanım, bütün hafta boyunca kafanızı sallayıp gözlerinizi kapatıp çok emin bir şekilde konuştunuz. Ama gerçekten konuştuğunuz hiçbir şeyin arkasında duramadınız. Bize öyle bir masa hazırlanmışsınız ki sanki normal çalışma arkadaşlarınızı getirmiş ve öylesine bir... Hemen 5 dakikalık bir şeyler yapmış gibi menü hazırlamışsınız. O yüzden size verebileceğim puan... 2. Hava Hanım'ın genel olarak bugün sofrasını hiç beğenmedim. O yüzden ona puanım...
2. Hava Hanım'ın sadece balığını beğendiğim için ona puanım. Üç. Hava Hanım'ın bir tek balığını beğendim. Ona puanım. İki. Evet sevgili seyirciler, haftanın son gününde de Hava Hanım'a marifetini gördük. Açıkçası çorbası şekil olarak, kıvam olarak gayet iyiydi. Ama maalesef ki 2 bulyon birden attığı için, evet belki tarifte bulyon olabilir ama en azından tadına baksaydı, salçasını ona göre koysaydı. Çünkü çorba tuzlu gelmişti. Ara sıcağı geldiğimizde ise orada tabağının sunumu şekli çok güzeldi. Ben bir tek içinden zeytinyağlı yaprak sarmasını sevdim. Çünkü içi köftesinin içi kuruydu, yağsızdı ve çok salça koydu. Yaparken de gördüm. Yoğun bir salça tadı vardı. İçi köfte lezzeti alamadım. Ana yemeğe geldiğimizde ise ben balığını beğendim. Biraz tuzsuzdu, kendim tuz ekledim. Ama lezzeti, kıvamı gayet yerindeydi. Pişme derecesi, sunumu da güzeldi. Tatlıya gelince asla ve asla maalesef ki cheesecake'le uzaktan yakından alakası yoktu. Eline koluna sağlık diyorum ve puanımı veriyorum. Evet, son puanı da verdiğime göre heyecanla beklediğimiz büyük final geldi. Hadi bakalım bu masadan 50.000 TL'yle kim kalkacak? Kimler 50.000 TL'ye veda edecek? Hep birlikte görelim, buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.